Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün bir akşam yemeği mevzusu var. Eşimi aradım yemekte ne yapalım diye konuştuk. İşte o da dedi, ben gelirken bir şeyler alırım. Hazır köfte almış. E, tavuk almış. Böyle hafif şeyler olarak dedi yer istedi. Şimdi burada köfteleri hazırlıyorum. Ben hazır köfte yemediğim için onlara yapacağım. Tavamı çıkardım ısınmaya bıraktım. E, burada güzel köftelerimi diziyorum elimle incelterek diziyorum ki rahat pişsin diye kalın birazcık çünkü ee, şöyle bir durum var ben dışarıda köfte e, ya da gözümü görmediği şeyleri yemiyorum e, yani her şey şeffaf olmalı mesela kıyma çektirirken kıyma makinesinde göreceğim kuşbaşı yaparken aynı şekilde göreceğim yani ben genelde marketlerde falan hazır kıyma almıyorum kasaptan alıyorum alırken de gözümün önünde çektiriyorum ya da kestiriyorum diyelim o şekilde ben yapıyorum çünkü ben diğer türlü yemiyorum. E, ama eşimle oluşum yediği için onlar için de tabii ki yapıyorum bunu. Şimdi köftelerimi güzelce koydum tavama. Isıttım tavamı mühürleniyor. Bu tava çok güzel e, ızgara tadında e, köfte olsun tavuk olsun güzel yapıyor. O yüzden özellikle bu tavayı da tercih ettim. Burada hepsini yerleştiriyorum. Güzelce alsın bir kere de yapacağım çünkü. Altında kıstım yavaş yavaş pişsin diye bunu. Burada bunu güzel diziyorum. Bir taraftan da tavuk yapacağım. E çünkü ben köfte yemediğim için prenseste kendime tavuk yapacağım. Evet, dizdim burada bunlar bitti. Zaten çabuk oluyor. Hemen e, şey olmuyor yani. Bekleme olmuyor. 10 dakikada pişiyor. İçi de dışı da güzel kızarıyor. Evet burada tavukları da böyle cinsel gibi incelttim. İnce ince yaptım. Onlar tavuk yemeyeceklermiş. Prenses de kendime göre yapıyorum burada. Kalanını da zaten tantuni yapacağım. O yüzden ayırdım onu. Kamyon gelmişti kapının önüne. Eşim de burada bir şeyler almış. Patlıcan, patates, salatalık gibi. Yarın gerçi pazar var ama yine de eksikleri almış. Belki pazara gitmem diye. Bunlar da güzelce tavamı diğer tavamı ısıtacağım, içine bırakacağım. Evet. Evet bunlar da zaten pişmeye, bir tarafı pişmeye durmuş. Diğer tavamı ısıttım, Tavukları koydum içine. Bu biraz mühürlenecek bir şekilde yağsız pişireceğim. Kızardıktan sonra az bir yağ eklerim. Öyle onu kızartırım. Diğer köftelerin de diğer tarafları piş çevirdim. Burada yağ sıçradı. Aygazım mahvoldu. Ağzını böyle kapattım. Ee, neden sıçradı ben de anlamadım. Çok sıçradı. Burada da mühürlendi bunlar güzelce ne. Şimdi biraz yağ eklerim onlara. Hafif yağlı da pişerse baharatlarını eklerim. Yeterli. Çünkü çalıştığım için her gün yemek yemek yapmak biraz ağır geliyor. Bazen böyle şeyler yapabiliyoruz. Bu salata yapacaktım vazgeçtim. Burada söğüş şeklinde hazırlıyorum. Oğlum acıktığını söylüyor. Ben de, ben de hızlı bir şekilde burada hemen hazırlıyorum söğüşleri. Kesmeye çalışıyorum. Bir taraftan da sofrayı kuruyorum. Bıçak keskin olduğu için dikkat ediyorum. Çünkü geçenlerde yine bıçakla elimi kestim. Serviste bana alıyorum. Süsleme yapmayacağım böyle. Kesip doğruyu hemen bırakacağım masaya. O yüzden çalıştığımız için genelde çalışan bayanlarda sıkıntı oluyor ee, yemek sorunu. Ben bazen bir gün önceden yapıyorum ya da o gün yapmaya çalışıyorum. Bazen de böyle kolay şeylere kaçıyorum çünkü her gün yemek yapmaya yetiştiremiyorum. bazen geç geliyorum ya da başka bir şey çıkıyor muhakkak ki. Arada böyle kaçamaklar yapıyoruz yani anlayacağınız. Evet burada domatesimizi doğruyoruz. Bir taraftan da oğlum geliyor anne hazır değil mi hazır değil mi diye. Sonuçta dükkanda yiyorlar öğlen de yiyorlar. Akşama kadar yemedikleri için eve gelene kadar acıkıyorlar. Acıktıkları için de ben olayı hızlandırıyorum. Domatesleri kesiyorum burada. Evet. Burada da soğanlarımı kesiyorum. Küçük küçük kesmeye çalışıyorum daha doğrusu. İnci i̇nce ince. Evet, bir tanesini kestik, onu koyalım tabağımıza. Diğerini de alalım hemen. Evet arkadaşlar, buraya kadar e, izlediyseniz kanalımı beğenip abone olursanız mutlu olurum. Çünkü sizin e, yorumlarınız, beğenmeniz benim için önemli. Evet, bu soğanımızı da güzelce doğruyoruz. Burada limonun tuzunu ekliyorum. Evet masamızı alalım şimdi. Yemeğimiz hazır sayılır. Allah ne verdiyse. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.